Tabii öncelikle bu kadar beğeneceğini çok tahmin etmiyordum. Reklam projesi bana geldiğinde, daha doğrusu takıma geldiğinde çok çabuk oldu açıkçası. Yani bir günde sayın menajerimiz Engin abi, Engin Özaygün böyle böyle bir proje var, ne diyorsun dediğinde ben böyle bir kaldım yani şarkı ben hani çok yapamadığım şeyler bunlar tabii ki alışık olmadığım şeyler. Ertesi gün reklam ekibi geldi. Onlar böyle böyle çok güzel olacağını söylediler. Reklam filminin senaryosunu gösterdiler bize. Bir dene dediler. Sen şarkıyı söyle. Eğer olmazsa başka birini seslendirebiliriz dediler. Ama gayet de güzel oldu. Fena olmadı yani. Çok güzel tepkiler aldım. Herkes çok beğendi. Ama tabii işte önce biraz yayınlanma tarihi biraz yanlış oldu. Çünkü o sürelerde pek iyi oynamıyorduk. Üst üste mağlubiyetler alıyorduk. Gönül isterdi ki tabii hem bu güzel reklam filmi çıksın hem o sıralarda güzel galibiyetler alalım ama olmadı maalesef. Ama onun dışında tabii Anadolu Efes'in çok güzel bir reklamı oldu. Böyle bir seyircilerimize böyle bir armağan oldu onlar için. Sesin de çok beğenildi. Peki basketbolcu olmasaydın şarkıcı olur muydun? Yok olmazdım. Yani böyle ufak tefek bir şey yaptık. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ya da artık klip çekersin ya da bir şeyler yaparsın diye ama yok herkes bildiği işi yapsın. Ben basketbolcu, basketbola devam ya. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Avrupa Ligi başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Final Four'a kalamadık. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii çok büyük umutlarla sezon sonunda bu takım kuruldu. İyi de başladık ama maalesef çok üst üste sakatlık yaşadık. Onun üzerine tabii yeni bir takımda olmamızın sebebi de var burada. Kimya sorunu da yaşadık açıkçası. Onun üzerine dediğim gibi sakatlıklar olması bizi çok etkiledi. Çok kritik maçlar kaybettik. Tabii ki çok üzgünüz. İstanbul'da olan Final Four'u kaçırdık. Ama bir hedefimiz daha var şu anda. Türkiye Ligi şampiyonluğu. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakikaten herkes kafasını vermiş. Kupayı almak için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. O yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Anadolu Efes bu başarısızlıklardan sonra koç değişimine gitti. Yeni koç Zoros nasıl takıma uyuyor? Nasıl değerlendiriyorsun bu değişimi de? Kendine göre bir sistemi var tabii ki. Onu oturtmaya çalışıyor. İyi bir antrenör bence. Kendi dediğim gibi sistemini oturtmak için bayağı bir idmanları durduruyor. Herkese bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Dediğim gibi tabii kısa bir süre var playoff'ların başlamasına. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Herkes onun benimsediği, onun istediği şekilde oynamayı öğreniyor. Dediğim gibi playoff'a çok az kaldı. Bu maçları da iyi değerlendirip playoff'a hazır olmak istiyoruz. Beko Basketbol Ligi'ndeki favori takımın hangisi? Tabii şampiyonluğa oynayan birkaç tane takım var. Yani eski senelerdeki gibi birkaç takıma endeksi değil artık lig. Galatasaray çok iyi durumda. Fenerbahçe ne olursa olsun şu anda kötü gözükseler de playoff'ta daha iyi olacaklardır onlar. Bir Banvit var kaç seneden beri ilk üçü oynuyorlar. Biz varız. Beşiktaş var. Çok ciddi bir ekip. Dediğim gibi bir sürü takım var. Playoff çok zevkli geçecektir bu açıdan. Vallahi bizde var işte Doğuş'ta Gökhan var. Tabii Efes Pilsen'de oynamanın biraz dezavantajını yaşıyorlar. Çünkü çok geniş bir ekibe sahibiz ve daha az vakit buluyorlar. Ama yetenekliler. Özellikle Doğuş tabii benim mevkimde olduğu için onunla çok konuşuyoruz. Hataları var, yanlış yaptığı şeyler var. Geliştirmesi gereken şeyler var. Onun üzerinde çok duruyoruz. Tabii alttan gelen bir sürü oyuncu var ama dediğim gibi artık yabancı kontenjanın yükselmesi Türk oyuncuların da zaman bulmasını engelliyor. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim şu anda ama ilerleyen zamanda tabii onların da zaman almaları gerekiyor ki kendilerini göstermeleri gerekiyor. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bunları. Peki kaç yaşına kadar basketbol oynamayı düşünüyorsun? Vallahi ben basketbol çok seviyorum. 5 yaşında başladım. Allah bir sakatlık vermezse de uzun süreler daha oynamak istiyorum. Kendime de çok iyi bakıyorum. Dediğim gibi bir
bir sakatlık gibi bir sorun olmazsa bir 7-8 sene daha oynamak isterim yani. Peki milli takımda ne kadar daha oynamayı düşünüyorsun ve bırakınca ne yapacaksın? Milli takım konusu daha belli değil. O konuda bir şey söylemem size şu anda ama bırakınca da ne olacağımı bilmiyorum. Antrenör olmayacağım kesin. Antrenör olmak istemiyorum. Belki bir genel menajer, bir takım menajeri falan olmak istiyorum ama daha kesin değil tabii ki. Sosyal yardımlaşma projelerinde yer alıyorsun. Mesaj vermek ister misin? Tabii sosyal sorumluluk projelerine katılmak hepimizin bir görevi diye düşünüyorum. Bütün sporcuların. Elimden geldiği kadar ben katılmaya çalışıyorum. Diğer bütün sporcuları da sanatçılar, sporcular ayırım etmiyorum. Katılımları için katılmalarını gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok önemli bu konular. Ben de kendime düşen görevi de yapmaya çalışıyorum her zaman. Futbolla ilgileniyor musun? Hangi takımdasın? İlgileniyorum. Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray'da tabii doğup büyüdüğüm için senelerdir Galatasaray taraftarıyım. Bu seneki başarılarından dolayı da gurur duyuyorum açıkçası. Fatih Hoca'nın gelmesiyle çok güzel bir oluşum oldu. Her zaman da takip ediyorum tabii.